Bilal Çiçek. 30 yaşındayım. Trabzon'da yaşıyorum. Yaklaşık 25 yıldır obeziteyle mücadele ediyorum. Bu süreçte özellikle hayatımın son 5 yılında hareket zorluğu yaşıyorum. Uyku apnesi. Uyku düzenim tamamen bozuldu. Yani istediğim gibi rahat uyuyamıyorum. Zaten gün içindeki yorgunluk çabası, hiç hareket etmesen de bu kadar kiloyu taşımış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Ayrıyetten sosyal çevremde de obezitenin çok olumsuz yanlarını yaşadım. Rahat hareket edemediğim için birçok geziye arkadaşlarımla katılamamışlığım olmuştur. İstediğin kıyafeti giyememek en temel problemlerin başında geliyor. Daha birçok sayabileceğim aklıma gelmeyen problem var. Uzun yıllar obeziteyle mücadele etmeme rağmen hiçbir başarılı sonuca ulaşamadım. Diyetler yaptım, çeşitli yöntemler, sporlar denedim ama hiçbiri faydalı olmadı. En sonunda yani hiç bu hayatın böyle devam edeceğini düşünerek her şeyi bıraktım. Obeziteyle mücadeleyi tamamen bıraktım ve kilom aşırı arttı. Ve bu bir süre sonra gerçekten benim hayatımı etkilemeye, sağlık açısından etkilemeye, sosyal çevrede bir yerden sonra artık önemli olmamaya başlıyor. Sağlığıma çok etki etmeye başladı. Geceleri sürekli uyanmaya başladım. Uyuyamıyorum, nefes alamıyorum. Hatta işte bazen çektiğim videolarda, selfilerde falan şeyi fark etmeye başladım. Böyle zor nefes alıp veriyorum ki ben bile kendime bir şey olacağından korktum. Ve özellikle kilomun da artmasıyla panik atak krizleri geçirmeye başladım. Ve gerçekten kalp krizi geçirebileceğim hissi, doktorların bir şey yok demesine rağmen geçirebileceğim hissi, kilodan sebepli geçirebileceğim hissi beni çok yordu ve artık buna dur demenin vaktinin geldiğini düşündüm. Burada uzun araştırmalarım sonucu internet üzerinden Doktor Volkan Kınaş ve ekibine ulaştım. Sağ olsunlar çok ilgililerdi. Bana ameliyat öncesindeki tüm süreci anlattılar. Ameliyat sonrasındaki tüm süreci anlattılar. Yani neredeyse 6 ay boyunca yaşayacağım her şey önceden planlanmış gibiydi ameliyata girmeden önce. Bunun akabinde kendilerinin davetiyle ve işte belirlediğimiz randevu tarihiyle Samsun'a geldim. Önce çok güzel bir hastanede testlerim yapıldı. Gayet güler yüzlü çalışanlar tarafından. Çok müthişti. Yani belki bir operasyona gireceğimi bilmeme rağmen hiçbir stres yaşamadım. Testlerin sonuçlarına çeşitli alanlarda doktorlar bakarak olumlu yanıt verdikten sonra doktorum Volkan Kınaş operasyona girebileceğimi söyledi. Ve bugün gördüğünüz gibi operasyonundan sonraki 10. günü. Gayet mutluyum. 10 gün içinde sıkıntılar yaşadım mı? Her şey çok mu güzel oldu? Beklediğim gibi mi oldu? Belki olmadı. Sıkıntılar yaşadım. Sonuçta neredeyse 20 yıllık bir obez hayatından sonra sağlıklı bir yaşama alışmak gerçekten insanı psikolojik olarak biraz zorladığı zamanlar oluyor. Burada ne gibi zorluklar çektim? Ameliyattan çıktıktan sonra çok kısa süreye bir ameliyat acısı var. Acı yani ama çok kısa sürüyor yani ne söyleyeyim 3 saat 4 saat falan sürüyordu. 3 saat 4 saatin sonunda kendimi odada yürürken buldum yani. Ameliyattan 3 saat sonra yürümek gayet bence mucize gibi bir şey. Zaten ameliyatımdan 3 gün sonra da taburcu oldum. Şimdi sokakta gezerken kimse ameliyat olduğumun farkında bile değil fiziksel değişimin haricinde. Hareketlerimde bir sorun yok. Onun dışında zorluklardan bahsetmem gerekirse aslında çok da bir zorluğu yok. İlk zorluğu işte 10 gün içinde yaptığımız sıvı, berrak sıvı diyeti biraz zorladı. Çünkü daha önce hayatımın hiçbir kısmında sadece sıvı tüketerek hayatta kalmaya çalışmamıştım. Ama yani bir insanın belli sıvıları tüketerek de hayatta kalabileceğini gördüm. Yani bu aslında bizim ne kadar gereğinden fazla besin tükettiğimizin de bir kanıtıydı benim için kendi açımdan. Bunun devamında 10 günün sonunda geçtiğimiz günlerde tekrar diyetisyenimle bir görüşme gerçekleştirdik. Ve bu görüşmenin sonunda LAPA diyeti sürecine başladım. Bu tabii ki mutlu eden bir şey ve bu sürece kadar da bu psikolojik eşiği atlamış oldum. Yani aslında çok şu an sıvıyla veya doyup doymamakla ilgili bir problemim çok kalmamış gibi. Özellikle LAPA sürecine geçtikten sonra bir şeyleri yiyebilmek beni gayet mutlu etti. Gün geçtikçe kendimdeki fiziksel değişimi görmeye başladım. Ameliyatla birlikte aslında hayatıma yeni bir başlangıç gerçekleştirdim. Yani daha önce kullandığım kötü alışkanlıklarım olan sigarayı bıraktım ameliyatla birlikte. Yürüyüşe başladım. Şu an gayet güzel. Gün içinde bir saat yürüyüşümü yapıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Umarım 6 ay içindeki hedeflerime ulaşırsam çok daha farklı ve mutlu bir insan olabileceğimi düşünüyorum. Süreç şu an gayet güzel ve gayet sağlıklı ilerliyor. Yani ameliyat yaralarım zaten yara denemeyecek seviyede olan çizik gibi şeyler kapanmak üzere. Hayatımla hiç ameliyatın şu anda hayatıma hiçbir etkisi yok. Aslında şey gibi düşünebiliriz. Şu an ameliyat hayatın bir hack'i gibi. İnsanlar mesaiye başladıktan sonra işte eskiden ben de dahil buna öğle yemeklerinde ne yiyeceğiz derdini düşünürken ben bir küçük ayran, bir bardak ayran içerek günü atlatıyorum o öğünü. Bana kazandığım müthiş bir vakit var aslında. Yani orası da ayrı bir kazanç. Hem ekonomik yönden çok güzel bir şey. Hem
vakit yönünden yemeğe harcadığınız bir saat yerine işte 15 dakikada içtiğiniz bir bardak ayran ve geri kalan 45 dakika size kalıyor. Bunlar çok güzel. Her şey şu an çok güzel gidiyor. Şu anki tek isteğim doktorumla beraber karşılıklı fikir alışverişinde ve kontrollerini sağlayarak bu önümüzdeki 6 ayı hedeflerime daha sağlam ilerlemek. Doktorumuz Volkan Kınaç da sağ olsun her an telefon diğer ucunda. Yani en ufak bir şikayetimde, en ufak bir kafamda belirlen bir soru işaretine bile arayabileceğim bir insan. Ve kendisiyle doktordan ziyade bir abi kardeş ilişkisi gibi oldu aslında. Yani sonuçta kendinizi ona teslim ediyorsunuz ve emaneti çok güzel sahip çıkıyor, onu söyleyebilirim. Aslında ameliyatın olup bittikten sonra her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Tamamen bu süreci tamamlayana kadar, hedeflerimize ulaşana kadar bizim yanımızda. Bu çok güzel. Bugün düşündüğüm zaman ileriyi, 6 ay içindeki hedefim aslında yani çok basit bir hedef gelebilir ama benim gibi uzun yılların obeziteyle geçirmiş ve bunun dezavantajlarını yaşamış biri olarak çok beğendiğim bir gömlek var. 6 ay sonunda onu giymek istiyorum ve benim ameliyatı olmadan önce ameliyat kararını verdiğimde yaptığım bir şey vardı. Bu sene Trabzonspor şampiyon olduğunda kendime bir forma aldım. Normalde en yüksek beden hangisiyse onu alıyorum. Bu sefer formamı X'ler çaldım ve hiç giymedim. Henüz daha paketini bile açmadım. Paketiyle beraber rafıma koydum. Hedefim 6 ay sonunda bu formayı giymek istiyorum. Bu benim için gerçekten hedeflerimi başardığım anlamına gelecek. Aslında o forma bir simge. O formanın içine girdiğim an veya o gömleği giydiğim an kendim artık bir obez değil, dışarıda gördüğüm, imrendiğim insanlar gibi sağlıklı bir insan olma yolunda attığım ilk adım olacak. İlk gün olacak o formayı giydiğim gün, o gömleği giydiğim gün. Bunun için 6 ay sonunda formayla beraber tekrar beni izleyeceksiniz. Teşekkür ederim.